Herkese tekrardan merhabalar. Bu videomuzda Tunus işi burgu yapımını paylaşmak istedim sizlerle. Birçok ismi var bunun. Hasır modeli, saç örgüsü modeli, burgu modeli. Bakın şu şekilde göstereyim. Çift şişle örülmüş birçok video vardı. Tunus işiyle pek yaygınlaşmamış anladığım kadarıyla. Göstermek istedim. İnşallah yardımcı olabilirim. Başlayalım ipimizle. Genelde 4 numara şiş kullandığım için örnekleri de 4 numara şiş ile gösteriyorum arkadaşlar. Bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz, saç bantlarında kullanabilirsiniz, süveterlerde, hırkalarda kullanabilirsiniz. Bakın ben çok güzel bir bebek yeleği modelini kullandım omuz askılarında. İnşallah bundan sonraki videomuzda sizlerle paylaşacağım yeleğimizi, yapılışını. Hep beraber başlayabiliriz arkadaşlar burgu yapımımıza. Bakın bu şekilde. Çok zor gibi gözükse de yapımı kolay aslında. Önemli olan devamlı saymak, sayıların kaçmaması. Evet, mavi ipimizle gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde dursun. 12 tane zincir çekiyoruz ilk önce. 2 tane sıkılaştırma zinciri, daha sonra 12 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne kadar bol çekerseniz o kadar kolay olacaktır. Özellikle burgu yapımında her sırada dikkat etmemiz gereken, çok sık olmamalı elimiz. Değilse ilmekleri üst üste geçireceğimiz için çok zorluk yaşarız. Bakın, evet 12 tane zincirimizi çektik. Şimdi her bir zincirden bir tane ilmek çıkartıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, toplamda 12 tane ilmeğimiz oldu bakın. Şimdi aynı şekilde toplama işlemiyle devam ediyoruz. Normal toplama işlemi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet arkadaşlar, 12 tane ilmeğimiz, bakın ilk sıramız oluştu. Şimdi dikkat etmemiz gereken, ilk ilmeğimiz ile son ilmeğimiz daima düz. Ters işlemi uygulamıyoruz. Şimdi ikinci ila üçüncü ilmeğimizi ters olarak alıyoruz bakın. Daha önceki videomda lastik yapımında anlatmıştım ters alınışını. Bakın. İlk ilmeğimiz düz, ikinci ve üçüncü ilmeğimiz ters olarak aldık. Şimdi 6 tane ilmeğimizi düz olarak alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Evet, şimdi yine 2 tane ilmeğimizi ters alıyoruz. 2, evet ve son ilmeğimiz yine her zamanki gibi düz. Bu aradaki iki ilmekleri ters almamızın sebebi ise burgumuzun belli olması için yanındaki, bakın hemen burgunun bitiminin dibindeki ilmeklerimiz ters olmalı. Bakın burada da aynı şekilde ilk ilmeğimiz ve son ilmeğimiz düz. İkinci ve üçüncü, sondan ikinci ve üçüncü ilmeğimiz ters. Bakın şimdi devam edelim. Düz toplama işlemiyle. Burma yapacağımız kısım 6 ilmek. Düz olarak aldığımız 6 ilmeğimizi buracağız. Evet. Toplanma işlemimiz bitti. Şimdi bir sıra daha aynı işlemi uygulayacağız. İlk ilmeğimiz düz. İkinci ve üçüncü ilmeğimiz ters. Şimdi 6 ilmeğimiz düz. 2 3 4 5 6. Bakın şimdi yine aynı şekilde 2 ilmek ters, sondaki ilmeğimiz düz. Baştaki ve sondaki daima düz olacak. Tam ortadaki 6 ilmeğimiz burma, yanlarındaki 2 ters olan ilmeklerimiz de burmamızı ortaya çıkartacak olan ilmekler. Bakın. Şimdi 3 sıramız oldu. 4. sırada burma işlemini gerçekleştireceğiz. Bakın. Bu şekilde bir görünüm oluştu. Ortadaki 6 ilmeğimiz daima düz olarak devam edecek. Yanlardaki ters ilmeklerimiz. Şimdi burma işlemine başlayabiliriz.
Evet arkadaşlar, yine aynı şekilde devamlı olarak ters olan ilmeklerimiz ters gidecek. Bakın 2 ve 3, 2 ve 3. ilmeğimiz devamlı ters, hiçbir değişiklik olmuyor. Şimdi burma işlemiyle başlayacağız. Burma işleminin iki yolu var. Ya şiş ile ilmekleri ayırırsınız ya da direktman ilmekleri boş geçip elimizle tutarız. Ben ilk önce şiş ile yapılanı göstereyim arkadaşlar. Hangisi kolayınıza gelirse onu denersiniz. Evet. Farklı bir şiş ile bakın. İlk 3 ilmeğimizi, bu şişimizi alıyoruz. Bakın. Düz ilk ilmeğimiz. Ondan sonra ikinci ve üçüncüyü ters işlem uyguladık. Ondan sonra 6 tane düz ilmeğimiz vardı. Bakın hatırlarsınız aradaki. İlk 3 tanesini şişimize aldık. O şişimizde dururken şimdi biz direktman 4, 5 ve 6. olan ilmeklerimizi alacağız. Bakın bu şekilde dursun. Biraz zor oluyor şişle yapımı. Öteki yol benim için daha kolay. Siz hangisini tercih ederseniz ikisini de göstereyim. Bakın burada sayılar çok önemli. Karışıklık olabiliyor. Bakın 4. ilmek, 5. ilmek ve 6. ilmek. Düz bir şekilde aldım arkadaşlar. Şimdi ilk 3 taneyi ayırmıştım hatırlarsınız. Şimdi ilk 3 tanenin ilk ilmeğini alıyorum bakın. Yine düz bir şekilde alacağım. Birinci. Şimdi ikinci ilmeğimi yine düz. Bu burma işleminde ters alma işlemini uygulamıyoruz. Bakın üçüncü. Bu şekilde burmuş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi aynı şekilde direktman ters olan ilmeklerimizi alıyoruz. Bakın birinci ters olan, ikinci ters olan ve sondaki düz ilmeğimiz. İlk burma işlemimiz gerçekleşti. Düz toplama işlemiyle başa dönüyoruz. Burada ilmeklere dikkat edelim. Birden fazla ilmek gelebilir. Sayarsak daha net olacaktır. En azından elimiz alışana kadar devamlı saymamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bakın ilk burmamız bu şekilde oldu. Şimdi burma işlemini 3 sıra sonra bir daha tekrarlayacağız. Toplamda arada 3 sıra olacak. Bakın burduğumuz sıra bu sıraydı. Bunun üzerine 3 sıra daha öreceğiz. 4. sırada burma işlemini yapacağız. Her burma arasında toplam 3 sıra olacak. Şimdi yine aynı şekilde ilk ilmeğimiz düz bakın. İkinci ve üçüncü ilmeğimiz ters. Evet, şimdi 6 tane düz ilmeğimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve son ilmeğimiz 6. Bakın olduğu gibi aldık. Şimdi 2 tane tersimiz var. 1, 2 tane ters. Sondaki ilmeğimiz düz. Şimdi toplama işlemiyle devam. İki burma arasında toplam 3 sıra olacak. Şu an o 3 sırayı yapıyoruz bakın. İlk sıramız, ikinci sıramız, bir sıra daha düz öreceğiz. Bakın ikinci ve üçüncü ilmeğimiz daima ters. Şimdi 6 tane düz var burgumuz. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 2 tane daha tersimiz var. 1, 2 ve sondaki düz olan ilmeğimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Elde var yine 12 ilmek. Bakın üst sıraları çıktıkça daha da belli olmaya başladı. Bakın bu şekilde olacak. Şimdi bakın 3 sıra ördük arada. Burma işlemimizden sonra toplamda 3 sıra ördük. Şimdi 4. sırada tekrardan burma işlemini uygulayacağız. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimiz düz. İkinci ve üçüncü ilmeğimiz ters. Şimdi bakın ikinci yöntemi göstereceğim arkadaşlar şimdi. Şiş ile ilk 3 ilmeği ayırdığımız zaman biraz zorlanıyoruz. Yani şahsen ben elim ile ayırma işlemini daha çok seviyorum. Daha kolayıma geliyor. Şimdi ilk 3 ilmeğimizi atlıyoruz. Bakın. Dördüncü ilmek. Çok fazla sıkmayalım burada elimizi. 5. ilmek, 6. ilmeği alıyoruz. Sonra başta bıraktığımız
Birinci, ikinci ve üçüncü ilmeğimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci burma işlemimiz de tamamlandı. Bakın şimdi hemen dibindeki ters olana bir, iki tane tersimiz var. Bir tane düzümüz var bakın. Evet, şimdi toplama işlemi. Ben ilk yaptığım zaman pek anlamamıştım. Yani epey bir denemem oldu. Bütün evdeki artık ipleri denemiştim yapabilmek için. Ama elim alıştıktan sonra daha da kolay gelmeye başladı. Bakın ikinci burkumuz da bitti. Evet, aynı şekli alıyor bakın. Bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Biraz karışık olduğu için zor olabilir anlaşılması. İlk ilmeğimiz daima düz. Evet. İkinci ve üçüncü ilmeğimiz daima ters. Arkadaşlar, burgu işleminde dikkat etmemiz gereken, çok çok gevşek bırakmalıyız elimizi. Çok sıkarsak bir üst sırada çok büyük sıkıntı yaşarız. Bakın burduğumuz sıranın üstündeyiz. Şimdi 3 sıra daha düz öreceğiz. 4. sırada tekrardan burma işlemi yapacağız. Aynı şekilde 6 ilmeğimizi alıyoruz bakın. 1 2 3 4 5 6. Bakın direktman 6 ilmeğimi aldım. Şimdi 2 tane tersim var. 1 2 Bakın. Şimdi bir tane düz. Toplama işlemiyle devam. Evet arkadaşlar, bakın topladık. İki sıra olmuş. Bir sıra daha öreceğiz aynı şekilde. Ters. Ters. Altı tane düz. 2 3 4 5 6. Şimdi yine 2 tane tersimiz var. 2 ters. Bir tane düz. Şimdi toplama işlemi. Evet, bakın 3 sıra oldu. Burduğumuz sıranın üzerinde toplam 3 tane sıra oldu. Şimdi 4. sırada tekrardan burma işlemi uygulayacağız. 2 ve 3. ilmeğimiz ters. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar, ilk 3 ilmeğimizi bırakıyoruz. 4. 5. 6. ilmeğimiz. Bakın 2 tane tersin olduğu yandaki son ilmeğimizi aldık, 6. ilmeğimizi. Şimdi başa dönüyoruz. İlk ilmeğimiz, ikinci ilmeğimiz, üçüncü ilmeği alırken biraz zor oluyor el ile yaptığımız zaman. Yine de şişten daha kolay benim için. Eliniz hangisine yatkınsa onunla yaparsınız arkadaşlar. İkisini de denemenizi tavsiye ederim ben. Şimdi hemen birinci ters, ikinci ters, sondaki düz ilmek. Toplama işlemiyle devam. Sayılarımız çok önemli. Devamlı sayalım. Bakın 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet arkadaşlar, bakın burma işlemimiz bu şekilde devam edecek. Üzerine 3 sıra daha düz öreceğiz. Aynı şekilde 4. sırada buracağız. Bakın burgu ortaya çıktı. Aynı şekilde mavimiz de daha çok belli oldu. Bu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde burguya devam edebiliriz. Biraz kasma oluyor bu işlemde. Yeleklerde, özellikle de kollarda uygulayacağınız zaman çok çok dikkat etmenizi öneririm. Bakın biraz kasıyor, topluyor ama gayet şık duruyor bence. Ben çok sevdim. Evet. Anlamayanlar için bir defa daha göstereyim isterseniz arkadaşlar. Şimdi 3 sıra öreceğiz. Aynı şekilde ilk ilmeğimiz düz, 2 tane ters. Ondan sonra 6'yı düz öreceğiz.
Daha sonra iki ters, bir tane daha düz sondaki ilmeğimiz. Üç sıra aynı şekilde öreceğiz. Dördüncü sırada burma işlemini bir daha yapacağız. Bakın 3 sıra daha ördüm düz aynı şekilde. Şimdi 4. sırada burma işlemini tekrarlayacağız. İlk ilmeğimiz düz. İkinci ilmeğimiz ters. Üçüncü ilmeğimiz ters. Bakın arkadaşlar, şimdi burma işlemini uygulayacağız. İlk 3 ilmeğimizi atlıyoruz. Bakın 1, 2, 3. Daha sonra 4. ilmeğimiz. 5. ilmeğimiz. 6. ilmeğimiz. Daima düz alıyoruz burma işleminde. Şimdi baştaki ilk ilmeğimizi alıyoruz. 1. ilmeğimiz. 2. ilmeğimiz. 3. ilmeğimiz. Evet, şimdi buradaki son 2. ve 3.'ümüz yine ters. 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 Sondaki ilmeğimiz zaten daima düz. Bakın. Şimdi toplama işlemiyle devam ediyoruz. Toplarken çok dikkat edelim arkadaşlar. Özellikle burgu yaptığımız sıranın tam üzerindeki sırada. İlmekler dip dip olduğu için birden fazla ilmek gelebilme ihtimali var. Sayımda yanlışlık olmasın. Evet, şimdi bitirelim bunu. Nasıl durduğunu göstereyim. Son ilmeğimiz. Bir tane zincir atalım ve makasımızla keselim. Evet arkadaşlar, burgu işlemimiz bitti bakın. Arkasından şöyle bir görünüm oluyor. Onu da göstereyim. Evet, bakın. Gayet güzel oldu. Dediğim gibi küçük bir parça olduğu için şu an uçları daha fazla kastı. Ama bebek yeleğini uyguladığınız zaman daha güzel, daha şık duracaktır. Bakın bu rengimiz de pek belli olmamıştı. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Evet, ve bunu bu şekilde aynı şekilde devam ettiriyoruz. Arada 3 tane 3 sıramız oluyor. 3 sıra sonra 4. sırada burma işlemini uyguluyoruz. Bakın bu şekilde. Yanlardaki ilmeklerimiz daima ters olmalı. Burgumuzun gözükmesi için yanlara 2 tane ters ilmek koymayı unutmayalım. Bakın şu şekilde daha uzun versiyonunu göstereyim. Evet arkadaşlar, burgu işlemimiz bu şekilde bakın. Renk renk oldu biraz ama. Bakın. Ben çok sevdim bu modeli. Hepinizin de seveceğinden eminim. İlk başta yapılışı çok zor gibi gelse de 1-2 burma işleminden sonra eliniz alışacaktır. Ben el ile ayırmayı, ilmekleri el ile ayırmayı daha çok kolay buldum. Siz hangisi kolayınıza gelirse, isterseniz ilk gösterdiğimdeki gibi şiş ile ilk 3 ilmeği ayırın, isterseniz benim gibi elinizle ayırın. Hangisi kolayınıza gelirse dediğim gibi. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.